Arkadaşlar bu gördüğünüz fotoğrafta ben 4 ya da 5 yaşlarındayım. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Dedem hala hayattaydı. Bu fotoğrafta da dedemin bana hacdan getirdiği arabayla poz vermişim. Tabii o zamanlar kurmalı bir arabaya sahip olmak çok havalı bir şey. Galiba o yüzden böyle bayramlıklarımı falan giyip onunla kameranın karşısına geçmişim. Tabii daha sonradan öğrendim. Aslında Da Vinci bu arabayı tasarlarken sadece bir araba tasarlamak istememiş. Aslında Da Vinci'nin en büyük hayali uçmaktı. Fakat helikopter gibi havayı yani dikey olarak delip yükselebileceğine inanmadığı için önce yeteri kadar hızlanması sonra havalanması gerektiğini düşündü. Ve bu hem kurmalı sistemi sayesinde kendi kendine ilerleyebilen hem de kullanıcıdan aldığı komutları devrilmemek için yumuşatarak uygulayan bu arabayı tasarladı. Arkadaşlar Da Vinci yani o büyük dahi hayalini yani en büyük hayalini gerçekleştiremedi. Uçamadı. Fakat bu hayaline giden yolda tarihin ilk otomatik ve programlanabilir makinesini icat etti. Yani bu arabayı icat etti. Ben de küçüklüğümden beri hep böyle büyük bir adam olmanın hayalini kurardım. İşte bir taraftan zaten sanat ve bilimin organik bağına da çok inanırdım. İşte deneyler yapacağım, bir taraftan resim çizeceğim, her şeyi yapacağım gibi düşünürdüm. Öğrencilik hayatımda da bu hayallerim hep aslında devam etti. İşte bir gün hatta birkaç arkadaşım da burada üniversitede mühendislik fakültesinde okurken arkadaşlarla işte su fotosentezle çalışan araba yapmaya karar verdik. İşte dedik ki gittik hocanın yanına heyecanlı heyecanlı anlatıyoruz. Hocam bir fikrimiz var hidromobili falan bırakalım biz yani suyla çalışan artık su tükeniyor. Bizim fotosentezle çalışan araba yapmamız lazım diye anlatıyoruz. Hoca dedi ki çocuklar benim daha iyi bir fikrim var osurukla çalışan araba yapın dedi. Şimdi gülüyoruz ama şimdi işin daha komik bir tarafı var. Aklımıza yattı. Yani şeyi hatırlıyorum. Hani dışarı çıkınca böyle lan olabilir mi acaba? Hani ya umuda ve azme bakar mısınız? Neyse sonra mezun olduk. İşte işe girdim. Çok iyi bir firmada işe girdim. Hayalimde akıllı sistemler üzerine çalışacağım. O zamanlar böyle yeni yeni akıllı sistemler, otomasyon, robotik falan böyle konuşulmaya başlanıyor. İnsanlar akıllı evlerden, arabalardan bahsediyorlar. Ben akıllı şehir yapacağım. Dünya çapında bir marka olacağız. İlk gece uyuyamadım. Sabah 2 dirhem bir çekirdek hazırlandım, işe gittim. Dediler ki Orhan müdür bey seni çağırıyor. Koşak 5 kat yukarıda zaten. Koşa koşa çıktım. Buyurun dedim. Orhancığım elektronikçiymişsin dedi. Evet müdür bey buyurun dedim. Şirkete bir kahve makinesi alacağız ilgileni ver dedi. Şimdi hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur ama kuyruğu da dik tutuyorum ve Allah'tan kahveyi çok severim. Hani bir taraftan da böyle işin büyüğü küçüğü olmaz diye giriştim. İşte mühendisim ya hani analiz yapıyorum. Hem işte hangisi tütüyü iyi köpürtüyor ona bakıyorum. Bir taraftan geliyorum kim hangi çeşit kahve içiyor, kaç kişi kahve içiyor onun analizini yapıyorum böyle. İşi büyüttüm. Ertesi gün gittim dedim ki ya müdür bey dedim bizim kahve makinesi almamıza gerek yok. Çünkü zaten şirkette biz siz bir de patron kahve içiyor. Geri kalan herkes çaycı. Arkadaşlar dedim çaydan şikayetçi. Hani alacaksak önce bir çay makinesi alalım. Orhancığım dedi daha gençsin bir şeyi kaçırıyorsun. Bize burada düşünelim diye değil, söylediklerini yapalım diye para veriyorlar. Ben kendimi çok değersiz hissettim o anda. Ve yani o zamandan beri de bu konuya takığım. Neden acaba benden bir genç olarak bir şey üretmem, bir fikir üretmem değil de sadece söylenileni yapmam bekleniyor. Daha sonra yolum Amerika'ya düştü. New York Üniversitesi'nde yüksek lisans için gittim. Hem bu konuyu karşılaştırmalı olarak analiz etme fırsatı buldum. Hem de master tezimi gelişmekte olan ülkelerde teknoloji yönetimi ve inovasyon algısı üzerine yaptım. Ki bu kapsamda yaptığımız anket Türkiye'de bu alanda yapılmış en geniş kapsamlı çalışmalardan biri. Ve arkadaşlar aslında şunun sonucunu aradım. Neden bir şey üretemiyoruz? Neden icat çıkaramıyoruz? Neden inovasyon yapamıyoruz? Ve çalışmanın bana söylediği ilk sonuç şu arkadaşlar. Çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bilmiyoruz. Örneğin katılımcılara geleceği değiştirecek teknolojiler hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını sorduk. İşte nanoteknoloji, büyük veri falan gibi. %20 bu teknolojilerden haberdar olduğunu iddia ediyor. Bakın özellikle iddia ediyor diyorum. Çünkü bu teknolojileri sadece bir cümleyle açıklayın dediğimizde bu oranlar %5'e düşüyor. Yani bilmediğimizi de bilmiyoruz arkadaşlar. Ya bakın biz bu soruları sokakta geçen Ayşe teyzeye, Mehmet amcaya sormadık. Bu ankete katılan herkes ya temel bilimler veya mühendislik fakültelerinde okuyan ya da buralardan mezun olmuş gençler. Arkadaşlar 5 yıl içerisinde kuantum bilgisayar dünyayı değiştirecek. Yani bütün yazılım programlama dili değişecek. Ama bizim bu alanda çalışmasını beklediğimiz gençlerin sadece %4'ü kuantum bilgisayarın ne demek olduğunu biliyor.
Hadi geleceğe geçtik. Acaba günümüzde, yani günlük hayatta kullandığımız teknolojilerin çalışma prensiplerini biliyor muyuz? Maalesef hayır. Arkadaşlar ya, fotokopi makinesinin nasıl çalıştığını bilmeyen bir insan 3D yazıcıyı hayal edebilir mi? Ya geleceği bırakın da hani günümüzü okuyabilecek ya da anlayabilecek bilgi ve tecrübeye, beceriye sahip olmadan nasıl hayal kuracağız? Nasıl 40 yıl sonrasını tahayyül edeceğiz? Özellikle ben kendim de katarak söylüyorum. Yani birinci çoğulda konuşuyorum. Çünkü ben de mezun olduğumda hani o kablosuz internette kullanılan şimdi o manyetik dalgalar var ya, onların matematiksel formülünü yazabiliyordum. Yani onları kağıda dökebiliyordum. Nasıl gidiyorlar, nerede çarpınca nasıl dönüyorlar. Ama hesap makinesinin nasıl çalıştığını bilmiyordum. Çünkü bize yani bu ezberci sistem aldığımız bilgi günlük hayatta hangi problemimizi çözer hiç öğretilmedi. Ya felsefe bilmiyoruz biz. Ne işe yarar günlük hayatta? Bunu düşünme fırsatı verilmedi. Ve bu ezberci sistem aynı zamanda arkadaşlar disiplinler arası düşünme kabiliyetimizi elimizden aldı. Ve tarihe baktığımda ben şunu görüyorum. Bütün büyük icatların arkasında disiplinler arası düşünme kabiliyeti yatıyor. James Watt, birinci sanayi devrimini başlatan, buharlı motoru icat eden ya da geliştiren James Watt. Adam boşu boşuna buharlı motoru icat etmedi arkadaşlar. Çok iyi matematik biliyordu. Çark sistemine çok hakimdi ve müzisyendi. Üflemeli çalgı tasarlayıp üretiyordu. Yani muhtemelen havanın nasıl hareket ettiğini o dönem yaşayan herkesten daha iyi biliyordu. Ya da akım fikrini ortaya atan Galvani. Adam hem çok iyi bir fizikçi hem çok iyi bir biyologtu. Eğer bu iki disiplini bir araya getiremeseydi, kurbanın bacağına batırdığı neşterin neden kasılmaya yol açtığı sorusunu sormayacaktı. Ve akım fikrini ortaya atamayacaktı. Zaten mesela bugün bana soruyorlar, bir toplantıya gidiyorum, uzmanlık alanın ne? Vallahi bende uzmanlık yok diyorum. Çünkü teknik olarak bugün bilgi o kadar hızlı çoğalıyor ki herhangi bir konuda uzman olma şansınız yok. Yani boşuna hani şunun uzmanıyım, bunun uzmanıyım demeye gerek yok. Örneğin tıp doktorusunuz. Sadece kendi literatürünüzdeki gelişmeleri takip edebilmeniz için yılda 125 bin sayfa okumanız gerekiyor. Günde 342 sayfa eder. Yani işinizi gücünüzü bıraksanız, sadece okusanız dahi bir makine kadar uzman olamıyorsunuz. Arkadaşlar bakın, insanoğlu artık birbiriyle yarışmıyor. Artık makinelerle yarışıyoruz. Ve ancak ne yaparsak yapalım bir makine kadar uzman olamıyoruz. Değer üretmek istiyorsak eğer, işin içine sanat, tasarım, yaratıcılık katmak zorundayız. Ancak bu şekilde katma değer üretebiliriz, marka yaratabiliriz. Ve ben maalesef böyle bir ortamda lisede, işte üniversiteye hazırlandığım dönemde dershaneye gidiyoruz. Dershanede sanat kulübü kurduğum için dershaneden atıldım. Müdür babamı çağırmış, yazık. Demiş ki ya demiş, bu hem arkadaşlarına kötü örnek oluyor hem de şey, bundan bir şey olmaz, ya topçu olur ya popçu olur, alın bunu demiş, geri götürün. Babacım yazık, beni yalvar yakar dershaneye tekrar yazdırdı. Ve aynı zamanda dershanede roman okumak da yasaktı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Halbuki ben bugün Çehov okuyan bir doktorum benim acılarımı daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Ya da Suç ve Ceza okumuş bir hakimin ben vicdanına daha çok güveniyorum. Kafka'nın Gregor Samsa'sını, yani o iş yerinde değersiz hissettirildiği için bir böcek olarak uyanan Gregor Samsa'yı tanıyan bir yöneticinin kendini çalışanlara kötü hissettirebileceğini düşünmüyorum. Fakat arkadaşlar geldiğimiz nokta şu, Türkiye'de %86'nın hiç hobisi olmamış. %85 boş vakitlerinde sadece televizyon izliyor. Ya bu kadar acı bir şey olabilir mi? Bizim matematik bilen sporculara, resim yapan mühendislere, saz çalan öğrencileri, kendini ifade edebilen gençlere ihtiyacımız var. Ama biz bir taraftan hem gençler, işte burada da dinliyorum, hani hep gençler böyle kendini ifade etsin, yenilik yapsın diyoruz. Bir taraftan da onları hizaya sokmaya çalışıyoruz. Yani azıcık böyle bir farklı bir şey yapmaya çalışan, yeni bir şey denemek isteyeni hemen vurdum duymazlıkla, işte şımarıklıkla ya da ne bileyim yozlaşmışlıkla suçluyoruz. Yozlaşmışlık dedim, hemen bir parantez açmak istiyorum. Aristoteles M.Ö. 350'li yıllarda da gençlerin yozlaşmışlığından dert yanıyordu arkadaşlar. Yani yozlaşmak diye bir şey yok, değişim var. Ve bu değişimi ayak uydurmak zorundayız, başka şansımız yok. Ben 30 yaşına geldim, artık gençliğimin son demlerini yaşıyorum, uzatmaları oynuyorum. Bu platformda dahil birçok yerde gençlere ilham veren konuşmalar dinliyoruz. İşte her şeyi yapabilirsiniz, başarısızlık diye bir şey mümkün değildir, inanın, engelleri yıkın. Hepsine katılıyorum, hepsi çok güzel konuşmalardı. Fakat arkadaşlar,
Yani bir taraftan gençlere sürekli ne yapacağını söylüyoruz da acaba bu sistemi kuranların, yöneticilerin, iktidar ve güç sahiplerinin bu işte hiç payı yok mu? Bu insanların hiçbir sorumluluğu yok mu? Yani bir dönüşüm olacaksa, bir dönüşüm olacaksa, Türkiye değişecekse ve bu değişime hızlı ayak uydurmak zorundaysak eğer önce onlar sorumluluklarını bilmek zorunda. Yoksa şimdi ben burada çıkıp bir işçiye patronla kafa tut, itiraz et falan diyebilirim çok kolay. Arkadaşlar öğrenciyken hocaya gidip sınav kağıdımızı görmek istediğimiz zaman derste kalmakla tehdit edildik biz. Yani böyle bir ortamda itiraz edebilir miyiz? Bakın arkadaşlar, gençlere sorduk. Özellikle Türkiye'de çalışan 35 yaş altı, yani hem öğrenim gören hem de çalışan gençlere. Dedik ki, kurumunuz ya da işte öğrenim gördüğünüz kurum ya da çalıştığınız şirket fikirlerinize değer veriyor mu? %70 hayır diyor. Kendisini değersiz hisseden bir insan yaptığı işe, o kuruma, şirkete değer katabilir mi? Ve sonuç olarak bugün aklına yeni bir fikir geldiğinde bunu yöneticisiyle paylaşanların oranı %18. Bu fikri risk alıp deneyen %8. Ya arkadaşlar, yani biz o katma değeri yüksek ekonomi var ya, hani hayal gücüne dayalı. Ona elimizdeki ham maddenin, hayal gücünün %8'ini kullanarak katılmaya çalışıyoruz. Aranızda yönetici olan var mı? Yani böyle müdür, başkan, amir duydum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın amirim, sayın müdürüm, sayın başkanım. Değişmek zorundasınız. Çünkü bakın, bu gençleri durduran en önemli etken sizlerin bakış açısı. Küsmek yok. Onları ikna etmek zorundasınız. Ayrıca bunu onlara insaf edin, hani onları dinleyin diye söylemiyorum. Yani siz hala yeni dijital dünyadan daha fazla kar etmeyi, daha güçlü olmayı falan bekliyorsunuz. Ama gençler diyor ki, ben bunu ancak ve ancak daha fazla bilgi ve daha fazla özgürlükle yapabilirim. Yani eğer gelecekte Türkiye'yi ilk 10 ekonomi içerisine sokmak istiyorsak, yani biraz patron diliyle konuşayım, daha zengin olmak istiyorsanız, yani daha fazla kar etmek istiyorsanız eğer, bu gençleri anlamak zorundasınız. Elinizdeki gücü, maddi manevi gücü, hiyerarşiyi korumak için ya da onları baskı altına tutmak için, sadece istediklerinizi yaptırmak için değil, onlara özgür bir ortam sunmak için kullanmak zorundasınız. Bakın arkadaşlar, bugün teknik alanda Türkiye'de çalışanların sadece %26'sı internete engelsiz erişebiliyor ofislerinde. Benim bu konuşmamı arkadaşlarım, dört arkadaşımdan sadece bir tanesi iş yerinde dinleyebilecek. Yahu, yani dünyanın ikinci büyük adı arama motoruna, YouTube'a giremeyen bir mühendisten siz nasıl dünyayı tanımasını beklersiniz? Yani nasıl bu adamın yenilik üretmesini beklersiniz? Önce bunu değiştirmek zorundasınız ve gençlere kendilerini değerli hissettirmek zorundasınız. Ha biz ne yapacağız? Yani oturup ağlayacak halimiz yok ki benim ağladığım da çok oldu böyle durumlarda, hiçbir işe de yaramadığını gördüm. Arkadaşlar, inadına özgürlük talep etmekten, inadına öğrenmekten ve inadına üretmekten başka çaremiz yok. Bu isimleri tanıyan var mı aranızda? Lorenzo Medici, Bandelli ve 10. Leo. Bir kişi bile çıkmadı herhalde. Bir kişi var, tamam. Arkadaşlar, bu isimler sırasıyla Leonardo da Vinci'yi yaşam tarzı topluma aykırı olduğu gerekçesiyle ülkeden sınır dışı etmek isteyen hükümdarının, onu eli yavaş olduğu bahanesiyle işten çıkarmak isteyen patronunun ve kadavralar üzerinde çalışma yapmasını yasaklayan dönemin papasının isimleri. Hepsi yaşadığı dönemde Leonardo'dan kat ve kat daha güçlüydü. Bir cümlesiyle onun kellesini alabilirlerdi ama hiçbirini tanımıyoruz. Çünkü arkadaşlar, bize bunu da yanlış öğrettiler. Sahip olduğumuz, güçlü olduğumuz, tükettiğimiz kadar değil, ancak ürettiğimiz kadar yaşarız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.